everybody. This is Tonguç Academy and I am your English teacher Albert. Arkadaşlar digital era. Era neydi? Çağ. Yani dijital alemdeyiz. Hocam dijital alemde bize neler göstereceksin? Bakalım bakalım. Online activities. Yani arkadaşlar netteyiz. Online durumdaki aktivitelere bakacağız. Bir. State bildirmek demek. Ne yapacağız? Stating personal opinions kişisel fikirlerimizi nasıl bildiririz bunu öğreneceğiz ve stating bakın arkadaşlar şimdi prefer neydi ne, neydi yalnız neydi tercih etmekti şimdi state ifade etmek dolayısıyla ne yapacağız tercihlerimizi ifade etmeyi göreceğiz dedim sayfayı çevirdim ve Önce kelimelerimizle başlıyorum. Diyor ki: "Hocam online aktivitelerde ben nasıl ibareler kullanabilirim?" Mesela, "Listen to music." Müzik dinlemek, doğru mu? "Müzik dinle." Bu bir emir de olabilir. "Download music." Müzik indireceğim arkadaşlar. Atıyorum bilgisayarıma. "Watch videos." Bakın bunları hep online aktivite olarak yapabiliyorum. Video seyrediyorum. Share videos. Videoları paylaşabiliyorum. Share your photographs. Fotoğrafları paylaşabiliyorum. Share opinions. Değil mi? Mesela şeyde Instagram'da olsun, YouTube'da olsun fikirlerimi yorumlar kısmına yazabiliyorum. Read the news. Haberleri bile artık gazeteden, dergiden değil de online durumda Okuyabiliyorum. Write, read blogs, onun bunun milletin yazdığı şeyleri blogları okuyabiliyorum. Ya da kendim blogger olup bir blog yazabiliyorum. Join discussion forums, değil mi arkadaşlar? Bakın tartışma forumlarına katılabiliyorum. Join katılmak demek. Pekala. Join chat rooms. Sohbet odalarına girip muhabbet edebiliyorum insanlarla. Download şey games oyunlar mesela şey yapıyorum. Download ediyorum laptopuma bilgisayarıma. Play games oyun oynamak dedikten sonra bir daha choose neydi arkadaşlar? Seçmekti. Avatarını seç diyorum mesela choose. Seçmek fiilini şöyle seçmek yazılabiliyor. Mesela avatar seçmek bir tabi bu kelime arkadaşlar şeye dikkat. E, ünlü harfle başladığı için ...en geliyor. En apple, en orange da olduğu gibi. Peki bunu zaten biliyordunuz. Şimdi geçtim. Diyor ki arkadaşlar bakın. Stating personal opinions. Ben kişisel fikrimi beyan etmek istiyorum. Kişisel fikrimi anlatmak istiyorum. Hangi cümleler eşliğinde ya da ibareler eşliğinde... ...bakın mesela bu bir cümledir. Ben sanıyorum, düşünüyorum ki ben şu inançtayım. Şöyle inanıyorum ki. Ben şu, şöyle tahmin ediyorum. I suppose. Şöyle varsayıyorum. Ama bunlar cümledir. Bakın ibarelere bakın arkadaşlar. In my view. Benim fikrime göre. In my opinion. Benim fikrime göre. As I see it. Yani ben şu görüşteyim. Bununla ilgili şöyle bir görüş taşıyorum. Aynı şekilde the way I see it. Hep bakın aynı anlamdalar. If you ask me. Eğer bana sorarsanız. Mesela it seems to me that. Hani benim için şöyle bir görüntü var. Ee, hani bana şöyle görünüyor. Bunların hepsi aslında I think. Yani kendi kişisel fikrimi sunacağım zaman önden kullanabileceğim cümle ya da ibareler arkadaşlar. Şey efendim, sayfamı çevirdim. Nasıl cümleler kurabilirim? Soru nasıl gelebilir? Bakın arkadaşlar. Şimdi <laughs> stating personal opinions, kişisel fikirlerin sunulması, bildirilmesi, ifade edilmesinin örneklerine bakacağız. Sample questions. Bakın iki türde soru, bir sürü gelebilir de. İki türde soru temeldir. What's your opinion on social media? Diyor ki sosyal medya üzerinde senin düşüncen nedir? What do you think? about social media sosyal medya üzerinde sosyal medya hakkında senin düşüncen nedir? İki farklı soru gibi görünse de aslında aynı şeyi ifade ediyor. Peki hepimiz cevap veriyoruz bakın şimdi. I think social media is beneficial in many ways. Bence sosyal medya birçok açıdan faydalıdır. I believe social media makes young people less social. Ben şu inançtayım. Şu inancı taşıyorum. Sosyal medya daha küçük insanları daha az sosyal hale getiriyor. If you ask me, benim fikrimi sorarsanız, social media is really advantageous to young people. Sosyal medya gerçekten de genç küçük insanlar için avantajlıdır. In my view, benim fikrime göre, benim düşünceme göre, young people become more creative through social media küçük çocuklar ya da daha genç yaştaki insanlar sosyal medya üzerinden daha üretici hale geliyorlar. It seems to me that too much social media. Benim için görüntü şudur ki çok fazla sosyal medya kullanımı can have bad effects kötü etkiler doğuracaktır. Kötü etkilere sahip yani doğuracaktır diyelim. Kötü etkiler doğuracaktır. On young people küçük, daha küçük yaştaki insanlar için diyor. Pekala. Şimdi arkadaşlar geldik şu espriye. Prefer. Bakın tercihlerimizi nasıl anlatacağız? Burası bence günün en önemli noktası diyorum. Ve arkadaşlar şöyle açık renkte bir yeşil kalem ile işi götürmeye çalışacağım. Bakalım. Şimdi diyor ki prefer tercih etmek kelimesini kullanabilirim ve bunun arkasından hangi şeyi tercih ettiğimi sadece ismini getirerek söyleyebilirim. Söyleyelim. I prefer a smartphone. Ben tercih ediyorum, tercih ederim. Neyi? Bir akıllı telefonu tercih ederim. Peki. Bir şeyi bir şeye tercih edeceksem, yani iki şey var arasında tercih yapıyorum. Diyor ki prefer kelimesinin bu karşılaştırmasını to edatı ile gerçekleştiriniz. Bir şeyi bir is bakın başka bir şeye bakın daha doğrusu şöyle tercih ettiğim şey bu. Bir şeyi bir şeye tercih ediyorum. Bakın arkadaşlar. I prefer a smartphone. Ben akıllı telefonu tercih ederim. Neye? A tablet. Bakın ben tablette akıllı telefonu tercih ederim. Tercihim bu kısım. Prefer'ın arkasındaki şey tercih ettiğim şeydir unutmayın. Şimdi prefer'ı biz fiil için kullanacaksak yani prefer'ın arkasından bir fiil getireceksek bu fiili ing ile isimleştireceğim. Bakın arkadaşlar I prefer online games izleyin I prefer online games ben tercih ederim neyi online game'leri tercih ederim güzel. Online oyunların neyini tercih ediyorsun? Oynamayı mı, izlemeyi mi, dinlemeyi mi? Bunu bildirmek istediğinizde, bunu yapmayı düşündüğünüz fiil ing ile gerund isimleşecek. Bakın, I prefer playing online games. Ben tercih ediyorum. Online oyunlar oynamayı tercih ediyorum. Güzel. Peki hocam, prefer'ı kullandım. Arkasından gelen fiili de ing ile gerund isimleştirdim. Karşılaştırmayı yaparken az önce yukarıda olduğu gibi to ile karşılaştırıyorum. Fakat to'nun arkasından arkadaşlarım gidiyor. Prefer yapısında verb bir getiriyor. Verb'ü ayanc ile getirmiyor. Yanlış. Buradaki to edat durumundadır. Edatların arkasından gelen fiiller mutlaka ing ile isimleşirler. Şimdi I prefer reading. Bakın arkadaşlar. I prefer reading a book. Ben kitap okumayı tercih ediyorum. Benim tercihim kitap okumak. Peki kitap okumayı neye tercih ediyorum? To watching TV. Televizyon seyretmeye kitap okumayı tercih ederim. Mükemmel. Peki hocam prefer'ın arkasından gelen fiili to ile kullanır isem. Kullanabilirsin tabii. Bakalım. I prefer to read blogs. Bakın kullanabiliyorum hiç sorun yok. Ne yaptım? I prefer reading blogs demedim de I prefer to read blogs. Blog okumayı tercih ederim. Asla sorun yok. Fakat bir şöyle minik bir sorun var. Prefer'ün arkasından getirdiğiniz fiili to ile kullandığınızda bu fiili başka bir fiil ile karşılaştırırken artık to değil rather than videoyu döndürüp döndürüp izlemeniz gerekebilecek çok önemli bir ayrıntı. Bir daha söylüyorum. Preferin arkasından verb ing, verb ing karşılaştırması to ile yapılır. Ama preferin arkasından to verb karşılaştırması rather than ile yapılır. Ve arkadaşlar bakar mısınız fiil birinci halde gelecek. Ne ayancı almış ne önünden to almış. Bu çok önemli bir ayrıntı. I prefer to join discussion forums. Şimdi ben tartışma forumlarına katılmayı tercih ediyorum. Bu tercihimi to join. Bakın joining dememişim. To join. Lütfen izleyin arkadaşlar. Karşılaştırmasını yaparken to getirmedi. Rather than getirdi. Ve fiile bakın. Ne to var önünde ne de arkasında ing var. Çünkü rather than karşılaşmasında fiil olduğu gibi yazılmak durumundadır. Bunu en güzel would rather'dan hatırlayacağız. Şimdi bir daha yapıyorum. I prefer to join discussion forums tartışma forumlarına katılmayı tercih ederim. Neyden ziyade chat odalarına join yapmaktan ziyade, yani chat odalarına katılmaktan ziyade tartışma forumlarına katılmayı tercih ederim. Süper. Arkadaşlar tercih etmiyorsanız öznenin durumuna göre don't ya da doesn't prefer diyebilirsiniz. I don't prefer tea. Çayı tercih etmem. She doesn't prefer tea. O çayı tercih etmez. Hocam soru yaparken zaten bunları biliyorsunuz. Değişmez. Dudaz başa geldi. Özneniz. Do you prefer ya da does she prefer? Do you prefer a tablet or PC? Bakın. Bir tableti mi yoksa bir PC'yi mi tercih edersin? Does he prefer a tablet or a PC? O. Bakın. Bir tableti mi yoksa bir PC'yi mi tercih eder? Şimdi arkadaşlar. Bunu konu olarak anlattık. Ve would rather'a. Bir hop şöyle bir el atalım istiyorum. Would rather'ın arkasından fiil can, should mesela bunlarda olduğu gibi birinci halde gelir. Yani would rather'ın arkasındaki fiilin önüne ne to getirirsiniz? Bakın to var mı hocam? Yok. ing var mı hocam? Yok. Hop attım çöpe. Direkt work bir formda geldi. İzle. I would rather share photos. Fotoğraf paylaşmayı tercih ederim. Hocam bazen şöyle görüyorum. Hiç önemli değil. Wood'un kısaltması. Çok iyi biliyorsun. Apostrof yani tırnak D. Bitti. I'd rather share photos. Hocam karşılaştırmasını nasıl yaparım? Bakın. Would rather'ı getirdin fiilinle birlikte. Sorun yok. Prefer'de nasıl to'yu tercih etmiştik duruma göre. Would rather'da ise den'i tercih ediyorum arkadaşlar. Önemli bir ayrıntı. Ve ne dedik? Bu den'in arkasından fiil ne to ile gelir ne ing ile gelir yalın halde verb 1 de gelir. İzleyin. I would rather ya da kısaltmalı yazarsınız sorun değil. I would rather read online news. Bakın online haberleri okumayı tercih ederim. Neyden ziyade? Then watch. Watching diyor öğrenci. Hayır. To watch diyor. Hayır. Denden sonraki yani bu karşılaştırmadan sonra watch hop verb bir şeklinde değişmeden gelir çocuklar dikkat. Watch the news on TV televizyonda haberleri izlemekten ziyade online haberleri okumayı tercih ederim. Hocam olumsuz, must'ı nasıl mustn't yapıyorsun? Do you nasıl don't yapıyorsun? Arkadaşlar, would rather'ın da arkasından not getireceksin. Would rather not. Öğrenci gidiyor, wouldn't rather diyor. Aman diyeyim arkadaşlar, aman diyeyim burayı bozmayın. Not'ı arkasına getirin. I'm very tired. Kardeş, şu anda on numara beş yıldız yorgunum. I would rather not sleep late tonight. Bakın tercih etmiyorum. Bu gece geç saatte uyumayı tercih etmiyorum. Fiilimin haline dikkat. Verb 1. Ne tuvar önünde ne de arkasında. I and G. Şimdi bizim bunu algılayabileceğimiz en tatlı en hoş yer 10 tane cümledir arkadaşlar. Örnektir. Bakın diyor ki egzersiz yapacağız. Yani tercihlerimizi bildirirken. Hocam would dur mı seçeceğim. prefer'ı mı seçeceğim? Duruma göre prefers, neydi? He, she, it'te prefers'ı mı seçeceğim? Bakalım hangisini yerleştireceğim arkadaşlar. Jane üçüncü tekil şahıs bir cümle. Fakat ne koyacağım ben buraya? Nasıl anlarım? Karşılaştırmaya bakın arkadaşlar. Hangi ek kullanılmış? To mu kullanılmış? Den mi kullanılmış? rather than mi kullanılmış? Mesela birinci cümlede den kullanılmış. Den ile iki şeyi karşılaştırmış. Mesela ikinci cümlemde to kullanılmış. Dedik ki arkadaşlar. Eğer den'i tek başına gördüysem. Şimdi kitap okumayı tercih ediyorum değil mi arkadaşlar? Oyunu ya da filmi görmekten ziyade. O zaman kim? Jane daha doğrusu. Jane için konuşacağız. Hemen buraya would rather. İstersen kısaltmalı yazabilirsin. Bakın şimdi. Jane would rather read. Bakın verb 1 vardı. Zaten prefer olacak olsaydı burası ya to read ya da reading olacaktı. Başka bir ayrıntı. Jane would rather read a book. Jane kitap okumayı tercih eder. Neyden ziyade? Oyunu ya da filmi görmekten, izlemekten ziyade. Terry. Terry üçüncü tekil şahıs değil mi arkadaşlar? Evet hocam. Fiilim ing almış mı? Almış. Ben buraya korkusuzca prefer yazar mıyım? Tabii ki yazarsın ama bir şartla. Üçüncü tekil şahsın esini vermek kaidesiyle. Cherry prefers skiing to diving. Şimdi Cherry neyi tercih ediyor? Bakın kayak yapmayı neye? Dalış yapmaya. Müthiş. Üçüncü cümle. Bir tamam iki tamam. Kalem değiştirelim arkadaşlar üçüncü cümle. Hemen kırmızıyla yazalım. Şimdi drink a cup of coffee. Herhangi bir karşılaştır, yani iki şeyi karşılaştırmamış fakat buradaki espri şu. Hocam fiili birinci halde vermiş mi? Vermiş. O zaman ben buraya would rather yazsam üzülür müyüm? Üzülmem. Neden? Çünkü fiil birinci halde. Yani önünde to yok, arkasında ing yok. Would rather'ı yazdım ve keyfime baktım. Buyurun. I would rather drink a cup of coffee. Bir fincan kahve içmeyi tercih ederim. Bitti. My brother. Şimdi erkek kardeşime baktım. Ha, karşılaştırmada ne var arkadaşlar? To var. Fiilin üzerinde ne var? I -ing var. Would rather gelir mi? Asla gelmez. Hocam ne gelir? Aslan gibi buraya prefer gelir arkadaşlar. Prefer'ı getirdim ama ha, sorun nerede? S. Niye hocam? Üçüncü tekil şahıs var arkadaşlar bizim elimizde. Harika. Bunlar da şöyle tamam diyorum. Ve Türkçe'ye çeviriyorum. My brother prefers cycling to walking. Benim erkek kardeşim yürüyüşe bakın yürüyüşe bisiklet sürmeyi tercih eder. Süper. Olumsuz isterse olumsuz yapabilirim ama olumsuz istememiş arkadaşlar. V öznesine baktım. Bakın şimdi burası önemli. Hemen bir kırmızı kalem elimize ya da yeşil kalem alalım daha belirgin olsun. Şimdi arkadaşlar den mi? Hayır. Rather than. Ha, geldik buraya. Bak arkadaşlar burada da to cook var. Şimdi öğrenci gidiyor rather than'i görüyor buraya would yazıyor. Would rather yazıyor. Hayır. Would rather'ın arkasından siz feed'inizi to cook ya da cooking şeklinde getiremezsiniz. Bir kere would rather kesinlikle gitti. Öğrenci burada ne yapacak arkadaşlar? Tabii ki de prefer'ı seçecek. Rather than'den than dolayı arkadaşlar. Tek başına den yok. Rather than. O zaman buraya we prefer yazmamız bizim için yeterli. We prefer to cook at home. Evde yemek pişirmeyi tercih ediyoruz. Neyden ziyade? Eat out dışarıda yemek yemekten ziyade. Bu kural çok önemli. Pekala. Şurada. Ee, bakalım yeşille yaptık. Dolayısıyla şöyle işaret koyabilirim ve hemen kırmızıyı alıyorum. Zeyno'ya geldim. Arkadaşlar Zeynep'e bakıyorum. Burada not var. Güzel. Ve would rather not kullanabilir miydim? Kullanabilirdim. Sadece prefer not diyemediğime göre don't prefer ya da doesn't prefer dediğime göre hemen buraya would'u yazdım. Bakın would rather yazdım ve cümlemi okudum. Zeynep would rather not work. Bitti. Konu kapanmıştır arkadaşlar. Bakın fiil birinci halde. In the garden. Bahçede çalışmayı tercih etmez. İşte bu kadar. Peki devam etmek istiyorum. Geldim Alperen'e. Alperen kardeşimin karşılaştırması to ile olduğuna göre bir bakıyorum. Rap music. Hocam fiil yok. Hiç önemli değil. To karşılaştırması var. Şuradan bir prefers koyarım. Defteri kapatırım. Bakın prefer yazdım. Alperen tekil olduğu için esimi yiğitler gibi verdim ve çevrimi izleyin. Alperen prefers rap music to pop music. Alperen pop müziğe rap müziği tercih eder diyorum ve Meltem bacıma geldim. Şimdi Meltem ne yapacak arkadaşlar? Doesn't'ı gördün. Hocam Woodrader gelir mi? Woodrader not alır. Korkusuzca buraya prefer'ı koy. Hocam tekil özne değil Eskoyi mi? Hayır. Es nerede? Bakın duğunun üzerinde daz olmuş. Meltem doesn't prefer to chat online. Doesn't prefer to chat online. Chatting olur muydu? Olurdu sorun değil. Geldim 9'a. Bu bitti. Şimdi arkadaşlar ben burada ING'yi gördüm mü? Gördüm. Would getirebilir miyim? Asla. Neden hocam? Woodrad'ın arkasından fiil verb 1'de gelirdi. Evet. I don't İzleyin arkadaşlar pop mecburen ben buraya prefer koymak zorundayım. I don't prefer living in a village bir köyde yaşamayı tercih etmem. Bu kadar basit. Şimdi study var mı arkadaşlar? Var. Study'niz work bir şekilde mi? Work bir şekilde hocam. Work bir önünden ne alacak bu durumda? Would alacak. Peki hocam ben bu would başka nereden anlarım? Bakın rather than demiyorsa da de den vermiş. Den karşılaştırmasını ne yaptı arkadaşlar? Would rather da kullanacaktı. O zaman ben buraya aslan gibi would rather mı yazar dalgama bakarım çocuklar. They would rather study together. Onlar birlikte çalışmayı tercih ediyorlar. Neyden ziyade? Play games. Then play games. Oyunlar oynamaktan ziyade birlikte ders çalışmayı tercih ediyorlar arkadaşlar. Mükemmel. Sahifemi çevirdim ve bugün ne öğrendim bakıyorum online aktiviteleri öğrendim. Kişisel fikirlerin ifade edilmesini ve tercihlerin bildirilmesini ifade edilmesini öğrendim. Ve a word question is waiting for you. Arkadaşlar hepinize başarılar diliyorum. Hoşçakalın.